2016 yılında Vikingler dizisini izledikten sonra böyle bir imkan, böyle bir fikir aklıma geldi. Bu kitabı 4 yıl 3 ay da uğraşarak hazırlayıp yazdım, bastırdım. İlham kaynağım ve böyle bir şey yapabilmem sebebi de ilkokuldayken bir performans ödevinde kitap yazmıştım. Dedim ki neden profesyonel bir şekilde kitap yazıp dağıtımını, basımını sağlamayayım diye. 2016 yılında hele o filmi izledikten sonra bir ilham, bir ışık oluştu. Onun sayesinde de başlamış oldum ve 4 yılın sonunda böyle güzel bir esere imza atmış bulunmaktayım. Çok mutluyum. Gerekli vakti iyi ayarladığımızda her spora olsun, antrenmanlara, okula ve boş zamanlarını değerlendirerek yazarla kitabı yazmaya olsun, vakit ayırdıkça hepsinin üstesinden gelebileceğime inandım ve zor olduğunu da görmedim çünkü severek yaptım. Sporu da olsun, okumayı da olsun, yazmayı da olsun severek yaptığım için bana zor gelmedi. Vikingler Tarihine Yolculuk kitabım biter bitmez daha basım aşamasındayken ikinci kitabımı yazmaya hemen başladım hiç mola vermeden. İkinci kitabımın konusu Kızılderililerin tarihiyle ilgili. Akademi yönünde daha gelişmiş bir çalışmaya dayanarak bu Kızılderililerin tarihini yazmayı planlıyorum. Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda dünya altıncısı olduk. Bu sayede de olimpiyatlara gitme hakkı kazandık. Aday kadroya girdik. Pandemi döneminden dolayı da olimpiyatlar seneye ertelendi. İnşallah seneye en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için çalışmalara devam edeceğiz. Biz çok mutluyuz. Öncelikle Kerim'e çok teşekkür ediyorum. Kulüp adına, biz organizasyonumuzun adına. Özellikle bir sporcunun eğitimini de bir yandan tabii devam ediyor olması. Bunca yoğun antrenman temposu, çalışma, hem okul hem bir de buna vakit ayırıyor olması inanılmaz bir şey. Bizim çocuklarımız için de çok önemli. Az önce kendisine söyledim. Bir rol model Kerim. Bundan sonrası için de inşallah bu ilki ama herhalde sonrası da gelecek. Biliyorsunuz hani bizde sporcular genelde tek noktada spora odaklanır. Performans sporlarında özellikle. Ve genelde bazı şeyleri ıskalarlar. Ama Kerim bunun aynı anda yapılabileceğini gösteriyor bizim hem kulübümüzdeki sporculara hem de tüm İzmirlilere. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün burada bunu yapıyor olması, bizim kulübümüzde yapıyor olması da ayrıca bize onur verdi. Başarılarının devamını diliyorum Kerim'in. Kerim kardeşimizle gurur duyuyoruz. Öncelikle sportif anlamda zaten başarıları tartışılmaz. Önümüzdeki dönemlerde ondan daha çok büyük başarılar bekliyoruz. Bunun dışında yazdığı kitapla bize bir sporcunun sadece spor değil farklı bilim dallarıyla da uğraşması gerektiğini gösterdi. Bizim için çok güzel bir rol model Kerim. Onun için onunla gurur duyuyoruz.